Şu gelen senden önce müjde götürecek. Sür atını. İzmir'i düşman aldı, her tarafı zapt etti. Düşman süvarileri bu tarafa doğru geliyor, çabuk olun! Şu müjdeciye bak. Aklı sıra benden önce müjdeyi getirmek istiyor. Ama avucunu yalasın. Ne var abi? Bilmem ki. Baksana şunlara. Deli midir, sarhoş mudur, nedir? Necdet Bey, Yunanlar İzmir'i işgal ettiler. Süvariler de bu tarafa doğru geliyor. Çabuk olun! Evladım, bu da mı başımıza gelecekti? Üzülme, üzülme anneciğim, ne yapalım? Ah evladım, ah! Rıza, arabacılara söyle, sandıkları indirmesinler. Sen de içeriden bolca yiyecek al. Doğru Aydın'a gideceksin. Tüfeğini de almayı unutma. Baş üstüne Necdet Bey. Evvel Allah sağ salim, ben onları Aydın'a götürürüm. Güzel. İnşallah yakında bu kara günler de geçecek Medya. İnşallah Necdet, seni bekleyeceğim. Yolunuz açık olsun anne. Allah ısmarladık çocuğum. Selametle gidin. Yavrum kendine iyi bak. Sen hiç merak etme anne. Vatanımızı düşmanlardan temizler temizlemez sizin yanınıza koşacağım. Yalnız sen bizler için dua et. Allah'ım, bir tane yavrumu, bütün vatan evlatlarını sen koru. Onlar sana amanettir. Hadi Rıza, çek. Ne
Ahmet, atımı getir. Necdet abi, eviniz yanıyor. Bırak yansın, düşman gelip çiftliğimde sefa mı sürsün? Hakkım var abi. Köylüler silahlanıp dağa çıktılar. Kiminde av çiftesi, kiminde eski martin, kiminde de mavzer balta var. Bundan sonra kara ekmek bize aş, kara toprak yatak olacak. Vatanımızı adım adım müdafaa edeceğiz. Hepimiz senin göstereceğin yoldan ve senin arkandan geleceğiz Necdet abi. Cephanemiz biterse kılıçla, kılıcımız kırılırsa baltayla taşla vuruşacağız. Memleketimizde düşman bayrağını görmemek için ölünceye kadar savaşacağız. Postası geldi. Mutlak yine bir akın emri var. Bu sefer bakalım kimleri götürecek? Necdet Bey söz verdi, ilk akına seni de götüreceğim dedi. Bizim ahbap çavuşlar yine bir köşeye çekilmiş kestiriyorlar. Şunlara da bir haber vereyim. Hey, Memiş! Memiş! Kalkın yahu, kalkın! Alay postası geldi! Amma da uyumuşsunuz ya! Uyumuşuz! Külçe gibi! Alay postası geldi ha! Yine akım var demektir! Orhan, sen hiç akına girmedin değil mi? Kıyak iştir versene! İnsan tetik üstünde olmalı! Mimiş, hele şu son akını bir kere daha anlatsana! Son akını mı? Ha. Ne akındı o! O gün yüzbaşı emir verdi, hepimiz hazırlandık. Çakı gibi! Evet, çakı gibi! Yola çıktık. Her taraf karanlıktı. Her taraf zifir gibi! Evet, zifir gibi. Düşmanın ardından ilerliyoruz. Hiçbir tarafta ses, seda yok. Her şey susmuş. Ölü gibi. Evet, ölü gibi. Yüzbaşı, çocuklar dedi. Düşmana öyle bir akın yapacağız ki bizim azlık olduğumuzu anlamayacak. Tepesine ansızın inecek. Yıldırım gibi. Evet, yıldırım gibi. La, sessizce yürüyorduk. Sonra... Ya kuleliğe de ne oldu? Fazla açıldık galiba. Memiş nerede? Memiş! Yüzbaşı seni çağırıyor. Akım var Memiş, hem bu seferki çok mühim. Mucurlu Mehmet Çavuş, Dursun, Çiloğlan, Kütahyalı Halil Çavuş, Kuleli Orhan, tabii bizim Çakır da. Hepsi hazırlansınlar. Bol yiyecek, ayrıca da bir torba dinamit ver. Baş üstüne be. Ya ben yüzbaşım? Kambersiz düğün olur mu hiç? Ha, nerede kalmıştık?
sessizce yürüyorduk hayal gibi. Evet, hayal gibi. Ya bırak geçmişi sen de. Yenisinden ne haber? Yüzbaşı ne dedi? Dur, evvela eski hesapları kapatayım. Ha, birden döndü. Düşman karakoluna geldiğimizi işaret etti. Hepimiz yere uzandık. Sürünmeye başladık. Süründük. Yılan gibi. Evet, yılan gibi. Oradan geriye indik. Gözlerimiz karanlığa alıştığı için iyice görebiliyorduk. Gündüz gibi. Evet, gündüz gibi. Bakalım ne zaman yorulup duracak. Çalıdan çalıya siper alarak düşman karakolunu hızla geçtik. Rüzgar gibi. Evet, rüzgar gibi. Fakat tam bu sırada karşımızda bir düşman neferi görmeyelim mi? Herif ne olduğunu anlamadan yüzbaşı fırladı. Yay gibi atladı. Ok gibi. Herifi altına aldı. Gık demeden geberdi. Köpek gibi. Evet, köpek gibi. Yahu çabuk söyle. Meraktan patlayacağım akım var değil mi? Akına kimleri ayırdı? Ha, hem de çok mühimmiş. Mucurlu Mehmet Çavuş. Dursun, Çiloğlan, Kütahyalı Halil Çavuş, Çakır, Kuleli Orhan. Ya sen? Kambersiz düğün olur mu hiç? Düşmanın zayıf olduğu noktalar şu sırtlar. Buna rağmen nöbetçiler pek sıkmış. Biz şu dereden geçmeye çalışacağız. Çok dikkat edin, birbirinizi kaybetmeyin. Halil Çavuş, her zaman olduğu gibi kibritleri, çakmakları, hüviyetleri topla, yok et. Orhan, bu senin ilk akına girişin, gözünü dört aç. Merak etmeyin yüzbaşım. Arkadaşlar, düşmana görünmemek için bundan sonra gece hareket edeceğiz. Benim! Hay Allah, çıkartırız. Sıkıntı çektik ama hedefimize bir hayli yaklaştık. Beni dinleyin arkadaşlar. Bugüne kadar size vazifeyi söylememiştim. Şimdi söyleyebilirim. Düşman büyük bir taarruza hazırlanıyormuş. Kuvvet ve malzemesini şu demir yolundan sevk ediyor. Hattın en mühim noktası demir köprüdür. İşte biz düşmanın bu taarruzunu baltalamak için bu köprüyü atacağız. Hangimizi fedai seçtin yüzbaşım? Hiçbirimizi. Bu memleket bizden daha çok hizmetler bekliyor. Köprüyü atacağız ama bizden kimse ölmeyecek, inşallah. Bakın, köprünün etrafı çadırlarla dolu. Muhafızları çok galiba. Tabii çok olacak. Köprünün ehemmiyetini söyledim. Fakat bu köprüye varabilmek için muhakkak bir kılavuz lazım olacak. Kılavuz muhakkak lazım.
Yine de sen bilirsin ya, evvela şu en yakın köye gidelim. Burası boş bir çiftlik galiba. Kimseler yok. Var abi, bak pencerede ışık var. Kimsin, ne istiyorsun? Aç bacı, yabancı değil. Bu saatte ne istiyorsun oğlum? Aç bakalım yahu, kimmiş, ne istiyormuş? Yolumuzu kaybettik, buralara düştük yine. Biz esaretten geliyoruz. Hükümet izin verdi. İsteyen köyüne gitsin dedi. Biz de İzmirli olduğumuz için memlekete gitmeye karar verdik. Aylardan beri yollardayız. Zorlukla düşman atlarını geçtik. Şimdi yolumuzu şaşırdık, buralara düştük. Peki, ne istiyorsunuz? Şey baba, bir kılavuz biraz da yiyecek. Görüyorsun ya oğul halimi, kımıldanacak mecalim yok. Ninenin de gözü görmez, hem de yürüyemez. Başka kimse de yok. İyisi mi siz buralarda fazla eylemeden gidin. Şuradan tepe aşağı inin, iki saate kalmaz şoseye çıkarsınız. Buraya yakın bir köy yok mu baba? Oraya gidersek bir kılavuz bulamaz mıyız? Beni dinleyin oğullar. Siz buralarda pek dolaşmayın. Köylere de uğramayın. Size ne ekmek verirler ne de kılavuz. Daha doğrusu kötülük bile yapanlar olur. Neden baba, kabahatimiz ne? Kabahatiniz mi ne? Niye saklıyorsunuz? Bunu anlamayacak ne var? Asker kaçağı, hem de silahlı kaçak. Askerden kaçtınız, bari esaretten geliyoruz demeyin. Esirliği gören tekrar esarete girmez. Yüzüme bakın, şu halime bakın. Bunlar dayaktan oldu oğul, dayaktan. Dayaktan mı? Ne sandın ya? 3 gün evvel avluda tavuklara yem veriyordum. Eh, bili 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 bili. Gel. Bili. Gel. Yo, yemiyorsunuz, karnınız tok galiba. Al bakayım. Al sana da yaramaz. Yesene. Hadi. Attan inin. Köyde yiyecek ne varsa toplayıp buraya getirin. Hadi çabuk olun, çabuk! Bana bak ihtiyar, söyle bakayım, davarların nerede? Davar mavar bir şey kalmadı. Daha 2 gün önce hepsini aldınız. Her tarafı iyice arayın. Boşuna arıyorsunuz, hiçbir şeyim kalmadı dedim ya size, yapmayın yahu! Bırakın, çekilin hadi! Pis köylü! Utanmıyorsun değil mi? Bir de yalan söylüyorsun ha! Alın götürün, götürün! Bunları almayın. İki nüfus bunlarla geçiniyoruz. Yapmayın, yazıktır, günahtır. Çok konuşma.
Senden çok bize lazım. Kaç paraysa veririz. Para değil, bunları alırsanız aç kalırız. Yeter! Kaç para söyle bakalım. 15 lira ama ne yapayım, siz 10 verin bari. 15 lira istiyormuş. Şunun hakkını verelim. Kusura bakma baba. Biz yalan söylemek istedik ama beceremedik. Seni de üzdük. Ne yapalım ki yalan söylemeye mecburduk. Fakat şimdi seni anladık. Biz ne esaretten geliyoruz ne de asker kaçağıyız. Ben Garp Cephesi zabitlerinden Yüzbaşı Necdet. Mühim bir vazife için buralara geldik. Bu sebeple kılavuz arıyoruz. Demir köprüyü atacağız baba. Biz 8 kişiyiz. Dışarıda daha 6 arkadaşım var. Demir köprüyü mü? Neyle atacaksınız? Dinamitle. Dinamitler nerede? Bir göreyim hele. Ver çakır. Evet, dinamit. Ben de anlarım oğul. 12 yıl askerlik ettim. İstihkam başçavuşuydum. Neyse bunları bırakalım da olacağı bakalım. Dışarıdaki arkadaşlarını çağır da onları da bir göreyim. Müsaade et de babacığım onlar yerlerinde kalsınlar. Malum ya emniyet meselesi. Sen meraklanma oğul. Artık bizim malımız oldunuz. Nine damın üstüne çıktı mı her tarafı görür. Hem sizden daha iyi görür. Demin gözleri görmezdi ama şimdi açıldı. Hadi artık sen de dama çık. Etrafı iyice gözetle. Bir şey olursa bacıdan seslenirsin. Peki ağam. Çakır, sen de git arkadaşları çağır. Şöyle otur oğul. İşte şu baştaki Mucurlu Mehmet. Bu da zabit namzede Orhan. İstanbul'dan mektepten kaçıp gelenlerden. Dursun, Aydınlı Çil olan. Asıl adı Osman ama biz öyle diyoruz. Memiş, Kütahyalı Halil Çavuş. Bu da Çakır, benim akrabamdır, gönüllülerden. Hoş geldiniz evlatlar. Hoş bulduk efendim. Allah kolaylık versin. Yüzbaşı vazifenizi anlattı. Çok mühim. Ah, bir hafta evvel gelmiş olsaydınız, ben de aranıza katılır, baş emri beraber yerine getirirdik. Ama ne yapalım ki, şimdi kımıldanacak halim yok. Demin kumandanınızı asker kaçağı sandım, kılavuz istedi, yok dedim. Ekmek istedi, yok dedim. Ama şimdi hepsi var. Ekmek de var, kılavuz da var. Fato! Fato! İşte size kılavuz. Ne düşünüyorsun oğul? Kılavuz kız diye mi? Vazifemiz malum, anlattım. Köprüyü atacağız. Sonra her an düşmanla karşılaşmak ihtimali var. Sonra... Evet, vazifenizin ne olduğunu biliyorum. Her vakit düşmanla karşılaşmak, çarpışmak var, bunu da biliyorum. Ama sizin öldüğünüz yerde kızım neden ölmesin? Aranızda ne fark var? Tehlikeyi göze almayan adam hiç kızını verir mi? Onun bir erkek kadar bu işi becereceğine eminim. Yalnız bir şartım var. Eğer bir pusuya düşerseniz... kızımı diri diri düşmana teslim etmeyin. Düşmana teslim olmaktansa ölmeyi tercih ederiz. Öyleyse anlaştık. Hadi kızım. Doğru yeşil kaya yolundan götür. Göreyim seni Fato. Köprüyü yıkıp arkadaşlarını selamete çıkarmadan sakın buraya dönme. Peki babacığım.
Yalnız Yeşilkaya yolunda İbrahim'in ağalı var. Belki köpekler de oradadır, havlarlar. Boztepe yolu desem... kestirme ama pek çıplak. Aşağı çalılıktan yukarıya doğru çıkıp da köprünün altındaki kuru dereye varsak daha doğru olmaz mı? Aferin sana Fato! Hakkın var! Aşağı çalılıktan gitmek en emin yol olur. Size demedim mi oğullar? Ha kızım, ha ben! İşte gördünüz mü? O benden üstün çıktı. Vazifeni bitirip arkadaşlarını selamete çıkarınca hemen dön. Benim artık... bu evi ayakta tutacak halim kalmadı. Bundan sonra bu evin erkeği sen olacaksın. Peki babacığım, vazifemi bitirir bitirmez derhal yanınıza döneceğim, söz veriyorum. Bunu daima yanında taşıyacaksın. Bak ne diyor. Min kitabü rabbül alemin yemneullah an hamilihi şerrül ins vel cin. Yani Allah bu kitabın hamilini her türlü beladan muhafaza eder. Al bu ayeti sakın yanından ayırma, emi kızım. Allah yolunuzu açık etsin, sizleri de kazadan beladan korusun. Allah'a ısmarladık babacığım. Hadi, selametle git kızım. Fato. Kızım, aman kızım, yollarda fazla kalma, kendine iyi bak. Allah senin ve hepimizin yardımcısı olsun. Gözlerimizi yolda bırakma, çabuk dön. Sen hiç üzülme anneciğim, ben tez dönerim. Allah'a ısmarladık. Güle güle yavrum. Hadi bakalım kılavuz hanım, siz önden. Ağlama Hatice! Birkaç güne kalmaz, Fato geri dönecektir. İnşallah! Oğullarımız sağ olsalardı, onları da ateşe göndermeyecek miydik? Kadın, erkek, hepimiz vazifemizi yapmalıyız. Köprü ne tarafa düşüyor? İşte yüzbaşım, şurada. Aramızda 500 metre kadar var ama karanlıkta gözükmüyor. Fato, burası çok tehlikeli. Bu çadırların arkasından geçip köprüye varmak epeyce mesele. Hadi sen artık buradan evine dön. İyi ama yüzbaşım, babamın köprüyü yıkmadan, arkadaşlarını selamete çıkarmadan eve dönme dediğini duydunuz. Haklısın Fato. Bakın sen vazifeni yaptın. Bizi köprünün yanına kadar soktun. Ben vazifemi daha yapmadım yüzbaşım. Öyle ama. Zaten siz köprüyü yıktıktan sonra geldiğiniz yana çıkamazsınız ki. Arkamız hep düşman çadırlarıyla dolu. Sonra hepsi ayaklanır. Ben sizi koca dereden Yörük yaylasına çıkarırım, selamete erersiniz. İşte ancak o zaman vazifem biter, sizden ayrılırım. Sen cesur bir kızsın Fato. Cesur ve o kadar da inatçı. Hatta hem cesur, hem inatçı, hem de güzel bir kız.
Hadi na tüm ya stimi ya saz na vetişme. Hadi, yöre peres, hadi sakramat yesiz. Vakit tamam Fato. Buradan deriye fundalıklar arasından koşarak ineceğiz. Benden uzak düşmemeye gayret et. Halil Çavuş, siz de koşarak fundalık içine dağılın. Derenin içinde toplanacağız. Baş üstüne yüzbaşım. Değiştiriyorlar, bizi görmediler. Şu nöbetçiyi temizleyelim. Tabancanın sesi duyulur duyulmaz diğer nöbetçiler ayaklanır, biz de köprüyü uçurmadan yakayı ele veririz. Sen bu işi bana bırak. Sen dereye in. Ne var yüzbaşım? Çakmak yok. Hadi Halil Çavuş, arkadaşlar sana emanet. Uzaklaşın. Ben bu işi bununla da yaparım.
kumandanım, ben arkadaşları kurtaramam. Bu işi ben yapayım da siz onları selamete çıkarın. Sana emrediyorum. Uzaklaşın buradan. Başla. Necdet abi, Fato çadırlara doğru gitmiş. Ne? Bu hepsinden fena. Deli midir nedir bu kız? İşte ateş. Çabuk siz dereden kaçın. Evvel hemen şuradan arkamdan... Çabuk bakın! Orhan! Çakır! Buraya gel, yardım edin bana! Karısı değiliz, sen misin? Evet, kolonel. Türkler demir köprü yaptılar. Derhal elinizdeki süvarilerle ormanı kuşatın. Baş üstüne kumandanım, hemen harekete geçiyorum. Abi Halil Çavuş'un yarası ağır. Gidecek durumda değil. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız var mı? Sırtımızda taşıyacağız. Biz nereye, o doğruya. Yüzbaşım, yarayı sardık ama pek ağır. Adım atacak hali yok. Su Fato. Fedakâr arkadaşı, yiğit asker, yattığın yer nur olsun. Allah ısmarladık Halil Çavuş.
düşman kolu geliyor. Peşimize düştü bunlar. Yüzbaşım! Başka bir düşman müfrezesi de sol tarafımızdan geliyor. Cile olan bu sefer kabana girdik galiba. Şimdiye kadar çok kabana girdik. Bundan da kurtuluruz. Beni takip edin. Dereye ineceğiz. Aman yüzbaşım, dere yolu Hasan'ın çiftliğinden geçer. Çiftliği düşman karargah olarak kullanıyor. En doğrusu şu patikadan sırta vuralım. Yüzbaşım, Fato bir şey söylemiyor ama çok yoruldu. Üç günden beri durmadan yürüyüşe değme erkek bile zor dayanır. Biz de onun için burada iyice dinlendikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Necdet abi, bu gece burada kalacaksak ben gidip çobanlardan ekmek alayım. Öyle karnım acıktı ki açlıktan gözlerim kararıyor. Karanlık basıncaya kadar burada kalmak mecburiyetindeyiz. Gece bir köye iner, yiyecek temin ederiz. Amma da yumuşamış be, kül bastı gibi. Açlıktan neredeyse bayılacağım. Bir yerden ekmekle katık arasak, nereden buluruz sanki? Etraf düşmanla dolu, kum gibi. Neymiş be, ne var? Hele bir yol yüzbaşıya varıp izin istesene. Ne olacak? Köye gidip ekmek alalım. Nasıl gideriz be? Her taraf düşmanla sarılı demedin mi? Sarmaşık gibi. Ama ben bir çaresini buldum bile. Sen yalnız izin al. Kumandana bir danışayım hele. Bak geliyorlar. Geliyorlar mı? Yolun ortasına çıkalım. Galiba karnımız doyacak. Ah, bak iki sakat geliyor. Sakın hırsız olmasınlar. Yok çünkü dilenci bunlar. Görmüyorum. Düşman mı bastı? Ayak sesleri duyuyorum. Yok kardeş, gelenler bizden, bizim köylüler. Cepheden yine. Yaralı mısınız? Şükür Allah'a tehlikeyi atlattık. Sıhhatteyiz. Durup gibi, ay! Bak bu lafacı, şu sakatlara biraz yiyecekler. Sağ ol ya. İsterseniz gelin sizi köye götürelim. Orada sıcak bir aş yersin. Sağ ol nene, sağ ol, bizi yolumuza devam edelim. Hadi öyleyse oğul, yolumuz açık olsun. Ateş bulsak da bir sigara içseniz. Ateş olsa dahi bizim tarafa geçinceye kadar içmeyeceğim. Çakmağı düşürüp seni tehlikeye attığım için kendime ceza verdim. Necdet Bey, eğer Halil Çavuş'un öleceğini bilseydim, onun ölümünü görmemek için fitili kendi elimle ateşler, ben de köprüyle beraber uçardım. Halil Çavuş'un ölümünden ben mesulüm, size iyi rehberlik edemedim. Ne söylüyorsun Fato? Köprüyü biz değil, sen attın. Yüzbaşım, Meviş'ten Dursun geliyor. Çocuklar,
Tüfeklerinizi saklayın. Madeni yaksan parlamasın. Düşman tayyaresi. Galiba bizi arıyorlar. Evet, bizi arıyorlar. Ama neyse ki ormandayız, bizi göremezler. Ah, şimdi elimize bir tayyare geçirebilseydik, derhal bizim tarafa geçerdik. Peki ama tayyareyi kim kullanırdı? Ben tabii. Siz mi? Evet, ben tayyare zabitiyim Fato. Şimdi tayyaremiz pek az da onun için kara ordusunda çalışıyor. Yüzbaşı! Memiş'le Dursun'un getirdiğinden bir şey anlayamadım. Şu sırtın arkasında bir köy varmış. Oradan biraz yiyecek tedarik etsek. Düşman işgali altında olan arazide köye bu kılıkla inilir mi? Zaten köprüyü attığımızdan beri peşimizi bırakmıyorlar. Ama benim için değil Necdet Bey. Orası benim dayımın köyü. Hem size yiyecek bulurum hem de başıma bir örtü alırım. Daha kim bilir kaç gün yollarda kalacağız. Müsaadenizle ben gidiyorum. Git, fakat geç kaldım. Tez gelirim, merak etmeyin. Fato da olmasa halimiz haraptır. Ne yaman kız değil mi abi? Yaman da söz mü? Her bakımdan mükemmel bir kız. Teyze, bizim köye geldiğimizi kaç kişi biliyor? Sen tasalanma oğuz. Şimdi bütün kadınlar yollarda, damlarda size gözcülük ediyor. Anne, silahla beni istemişsin, geldim. Yüzbaşı çağırdı, emrini ondan al. Gel bakalım dostum, sen silah kullanmasını bilir misin? Bilirim ya, hem de nasıl? Ava bile çıkar. Tamam, şimdi beni dinle oğlum. Hemen şu yakın sırta çıkıp etrafı gözetleyeceksin. Şayet düşman gelirse sakın acele etme. Köve girdikten 5 dakika sonra havaya 2 el silah at. Dikkat et, sakın düşmana gözükme, anladın mı? Anladım yüzbaşım. Yüzbaşım, benim içim rahat değil. Bana bir parça katık verin, ben de dışarıda gözetleyeyim. Çocuktur, ne olur ne olmaz. Korkulu rüya görmektense... Hakkım var Mucurlu. Köve inmekle pek iyi etmedik. Senin de dışarıda nöbette bulunman daha doğru olur. Başka bir şey ister misin? Teşekkür ederim, fazla bile. Hadi çocuklar, sofraya. Haydi oğlum, sen çabuk uzaklaş buradan. Yüzbaşının emri var, vazifem bitmeden buradan uzaklaşamam. Sen vazifeni yaptın, ben yüzbaşıya sonra söylerim. Çeker ağlar.
köyü bastılar. 30-40 kişi kadar varlar. Bütün evleri arıyorlar. Çabuk buradan çatıya çıkın, çatıya. Çeteciler nerede? Çeteciler mi? Ne çetesi? Burada çete falan yok. Hem görmüyor musunuz, annemiz hasta. Ateş etmekle elinizde ne geçeceğini sanıyorsunuz? Burada çete falan yok. Boşuna inkar ediyorsun. Nasıl olsa onları ele geçireceğiz. Bu yaptığınız sizin gibi kumandana yakışmaz. Görüyorsunuz, görüyorsunuz ki burada ağır hasta var. Hastam beni alakadar etmez. Çetelerin köyde saklandığını biliyorum. Eğer nerede olduklarını söylemezseniz köyünüzü baştan aşağı yakacağım. Gittiler, gittiler, çabuk inin. Yüzbaşım, kim yaralandı? Yoksa siz mi vuruldunuz? Bana bir şey olmadı. Dursun yaralandı. Çabuk inin. Aslan çocuk kurşunu yedi fakat bizi ele vermemek için gık bile demedi. Yavaş, yavaş. Alın şunu ya. Sarsın beni. Dursun, benim yiğit kardeşim. Tasalanmamış. Ölüm ölüm bir ölüm. Anama selam söyle. Nasıl öldüğümü anlat. Gazi karısıydı, şimdi şehit anası oldu. Dursun, dursun.
ateş açtı. Fırsattan istifade edip hemen köyün dışına çıkalım. Durmaya gelmez. Buna imkan yok. Çabuk kaçalım buradan. Onu bırakıp korkaklar gibi kaçacak mıyız? Münakaşanın sırası değil. Mucurlu'yu kurtarmaya teşebbüs hepimiz için intihar demektir. Mucurlu bunu bizim köyden kaçmamızı temin için yaptı. Hakkınız var yüzbaşım. Affınızı dilerim. Eskiden ben de senin gibiydim. Hadi uzaklaşalım buradan. Kimse yok. Söyle babama bir hal mi oldu yoksa? Hayır babama bir şey olmadı. Yanımda bizim askerlerden 5 arkadaş var. Çaltı'ya yahut Değirmen Deresi'ne gidecekler de yol soracaklar. Yoksa demir köprü yıkanlar mı? Evet efendi baba. Hadi kızım çağır. Hepsi buraya gelsinler. Çekinmeyin kimseler yok. Peki. Selamun aleyküm. Dereden hiç ayrılmayacaksınız Fatma. Doğru Çaltı köye varırsınız. Fakat köye sakın ha girmeyin.
Belki orada düşman karakolları vardır. Köye yaklaşınca sağdaki tepeye tırmanın. Tepenin altında Sakarya Nehri akar, suyun öbür tarafı da bizimkilerin elinde. Anladık babacığım, teşekkür ederiz. Sağ olun. Dönüşte mutlaka bana uğra kızım. Köye kadar ben seni kendim götürürüm. Buna çok memnun oldum. Vazifemiz evladım. Fato evvelallah, sonra size emanet babacığım. Efendi baba, müsaadenizle Ertuğrul Gazi Türbesi'nde ziyaret edelim. Hay hay kızım, buyurun. Bu sanduka Türk bayrağı ile örtülüydü, onu aldılar. Şurada birkaç el yazısı Kur'an-ı Kerim vardı, onu da aldılar götürdüler. Yalnız bu kadar mı oğlum, dahası var. Gelin de şuralara bir bakın. Bunlar kurşun deliği oğul, kurşun deliği. Türbeyi yaylım ateşine tuttular. Kalk, kendini göster bakalım Ertuğrul Gazi, ne yatıyorsun diye bağırıştılar. Üzülme babacığım, üzülme. Onlar ancak ölülerimizle karşı karşıya gelir, onlara kurşun atarlar. İntikamlarını ancak kadınlardan, çocuklardan alırlar. Hesaplaşma günü yakındır. İnşallah oğlum. Ulu Tanrım, yatırlarımızı ve bizleri düşman çizmeleri altından kurtar. Mustafa Kemal Paşa'mıza ve bütün kumandanlarımıza yardım et. Artık yüzbaşından, arkadaşlarımdan ayrılacağım. Onları sana emanet ediyorum ya Rabbi. Çakır'ı, Memiş'i, Çiloğlan'ı, Orhan'ı ve yüzbaşımı sen koru. Halil Çavuş'a, Mucurlu Mehmet Çavuş'a ve Dursun'a da rahmet eyle. Fato! Ey oğul hey, sen burasını işgalden evvel görseydin. Buraya binlerce insan ziyarete gelir, yüzlerce abdücerid oynar, yemek yerlerdi. Şimdi 2 yıldır kimsenin geldiği yok. Çok sürmez, inşallah yine eski günlere kavuşuruz. Artık bize müsaade et de gidelim babacığım. Allah yolunuzu açık eylesin yavrular. Benim kahraman Fatu, Allah senin de yolunu açık etsin. Dönüşte doğru buraya uğramayı unutma. Gelirim efendi baba. Ya Rabbi, bu çocukları sen koru. Sabah oluyor. 4 saatlik yolu 3 saatte geldik ama epey yorulduk. Burası mahpus bir yer. Evvela burada yarım saat kadar dinlenelim. Biraz ayrılıyoruz demek. Ne yazık ki ben de sizinle gelemiyorum. Kim bilir, belki de bir daha görüşemeyiz. Görüşeceğiz Batu. Kurtuluştan sonra derhal sizin çiftliğe geleceğim. Sahi mi yüzbaşım? Elbette geleceğim Fato. Kurtuluş toplarının sesini işittiğin gün beni karşında bulacaksın. Bekleyeceğim Necdet Bey, hep bekleyeceğim. Fato, abim kurtuluş toplarının sesinden bir gün sonra çiftliğe gelecekmiş. Ama ben topun ağzındayım. Patlar patlamaz ben de Satı'nın köyündeyim. Satı'ya böylece söyle. Anlaşılan Çakır sizden evvel gelecek. Hiç olmazsa sizin haberinizi ondan alırım. Bunu kabul edersen beni çok memnun edersin. Gerçi kıymetsiz bir şey ama bence değeri büyük. Annem bilir.
baktıkça beni hatırlarsın. Sizi hatırlamak için böyle bir hatıraya lüzum yok ki. Beni çok mahcup ettiniz. Benim yanımda size verecek hiçbir şeyim yok. Beni bekleyeceğine söz vermen kâfi değil mi? Fato, şöyle arkana doğru yaslan. Yola çıkmadan evvel 5-10 dakika dinlenelim. Arkadaşlar saat 5. Vakit tamam. Fato, ben senin böyle düşman içinden yapyalnız dönmeni hiç doğru bulmuyorum. Ne de olsa genç bir kızsın. Merak etme yüzbaşım, karanlıkta düşmana görünmeden türbeye kadar giderim. Ondan sonrası zaten kolay. Çakır, Halil Çavuş'un tabancasını ver bana. Sen her ihtimale karşı bunu al. Teşekkür ederim yüzbaşım. İnşallah kullanmaya lüzum kalmaz. Fato, Satı'ya söyle, kurtuluştan sonra beni beklesin. Mutlaka geleceğim. Söylerim Çakır, söylerim. Hem de bekleyeceğine eminim. Doğru bizim çiftliğe gel, onu da orada bulursun. Allah'a ısmarladık Fato. Annenin, babanın ve yengenin ellerinden öperim. Yolunuz açık olsun. Allah sizleri korusun. Seni de. Aman Fato, yollarda çok dikkat et. Zaferden sonra muhakkak geleceğime eminim. Hep bekleyeceğim yüzbaşım. Hadi arkadaşlar.
Ne duruyorsun, sen de geçsene. Ben sizinle kalayım yüzbaşım. Sana emrediyorum, karşıya geç. Demir köprüye atan yüzbaşı. Başından ağır yaralanmış. Ben seni yalnız yollayamam. Zaten doğrusu da senin yüzbaşının yanında kalmandır. Hayır Memiş, katiyen kalamam. Babamın verdiği emri biliyorsun. İşin biter bitmez eve dön dedi. Hakkın var Fatu. Öyleyse ben seni yarın değirmene gidenlerin arasına kadar düşman saflarından geçirtirim. Yalnız biraz kıyafetini değiştirmelisin. Ne olur ne olmaz, belki de düşman nöbetçilerine rastlarsın. Dur! Durun bakalım, nereye gidiyorsunuz? Köylerimize! Erkekler bu tarafa geçsin! Silahları verin! Bizde silah yok evladım! Burada çeteleri gördünüz mü? Hayır, görmedik. Sizi zabita götüreceğiz. Aman evladım, ne yap? Ne isterse yapsın. Bırak da köyümüze gidelim, olmaz. Hayır, olmaz dedim, çabuk olun! Fatu! Ah nineciğim, nedir bu başımıza gelenler? Ah, sus kızım, sus! Bize Allah acısın! Ya, ya. Köyde hastamız da var. Bırak! Hadi, hadi çabuk! Hadi, yola! Patron dinle beni, eğer bizi karargaha götürürlerse işimiz kötüdür. Birazdan yol çatağına gelince ben ciğerim kopacakmış gibi öksürmeye başlarım. Sen belli etmeden kaç. Sen ne yapacaksın? Ben başımın çaresine bakarım.
Bacağımdan memiş. Kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Köprüyü uçurduk babacığım. Söz verdiğim gibi işte geldim. Su verir misiniz? Doktor bey birkaç güne kadar çıkacağınızı söylüyor. Artık bir şeyiniz kalmamış. Oh, teşekkür ederim. Bu havadise çok sevindim. Ben de sabırsızlanıyordum. Hemşire hanım. Geliyorum. Aksat. Yüzbaşım bana bu yüzüğü verdi. Zaferden sonra da hemen geleceğini söyledi. Çakır da Satı beni beklesin dedi. Zafer topları atılır atılmaz buraya koşacak, seninle evlenecekmiş. Ne iyi işte, iki düğünü bir arada yaparız.
Oh. Fatocuğum, bacağım çok mu acıyor? Ağrıdan ölüyorum Satı. Ayağım kurşun gibi ağırlaştı. Başım ateşler içinde yanıyor. Bana bir yudum su ver. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Nasılsınız babacığım? Hamdolsun. Allah bu günleri de gösterdi. Kazanız mübarek olsun. Buyur. Fato şimdi hediyeleri görünce kim bilir ne kadar çok sevinecek. Bakalım beğenecek mi? Satı da burada mı dersin? Tabii. Eminim o da buradadır. Necdet abi, seninkini bilmem ama benim yüreğim güm güm atıyor. Necdet abi! Hele şükür gelebildiniz. Ne var Satı? Fato çok hasta, hep sizi sayıklıyor. Hasta mı, nesi var? Buraya geldiği zaman bacağından vurulmuştu, iyi edemedi. Beni hemen odasına götür. Bir dakika bekleyin, geldiğinizi haber vereyim. Necdet abimle Çakır geldi. Yüzbaşı mı? Evet. Evladım. Fato çok mu hasta baba? Müsaade edersen bir göreyim. Fato sizi çok bekledi oğul. Daha fazla bekletme, gir içeri. Yüzbaşım, çok şükür nihayet gelebildiniz. Hoş geldin Çakır. Hani sen topun ağzındaydın, daha çabuk gelecektin. Yalnız gelirsem kapıyı açmazsın diye korktum da Necdet abimin kuyruğuna takıldım. İşte söz verdiğimiz gibi zafer toplarıyla beraber geldik. Fato, seni alıp İzmir'e götüreceğim. Orada ömrümüzün sonuna kadar mesut yaşayacağız. İki düğünü bir arada yapacaktık, değil mi Çakır? Elbette Fato. Hele sen bir iyi ol da. Çok şükür.
Siz kurtuldunuz. Vatan kurtuldu. Fakat ben... ben pek kurtulacağımı zannetmiyorum. O nasıl söz Fato? Ölümden bahsettin. Bunu hiç aklına bile getirme. Asıl bundan sonra önümüzde saadet yılları var. Seni hemen en iyi doktorlara tedavi ettireceğim, iyileşeceksin. Düğünümüz olacak. Yanan çiftliği yeniden yaptıracağım. Seninle orada mesut bir ömür yaşayacağız. Hiç, hiç ayrılmayacağız. Hep beraber yaşayacağız Fatocuğum. Hep beraber. İkimiz. Çiftlikte. İzmir'de. Ah ne iyi. Daha söyle. Daha anlat Necdet Bey. Sonra hepimiz çiftliğe gideceğiz. Orada çocuklarımızla mesut bir ömür süreceğiz. İki yağız atın çettiği bir arabamız olacak. Seni sık sık alıp İzmir'e gezmeye götüreceğim. Caddelerden geçerken, işte kahraman Türk kızı Fato geçiyor diyecekler. Herkes güzelliğine hayran olacak. Oh! Ne oldu Fatocuğum? Hiç biraz ağrıyordu. Anlattıklarınızın hiçbiri olmayacak galiba. Emin ol, olacak Fato. Ben hemen İzmir'e gider bir doktor çağırırım. Bak Fato, bizimkiler geçiyor. Zafer marşı söylüyorlar. Askerlerin geçişini son bir defa görmek istiyorum. Ne olur onları gösterin bana. Ne vefakar adam, 5 seneden beri Fato'nun her ölüm gününde gelir. Hadi halacığım, gel.